Yukarıdaki göçe etki eden faktörlerden hangileri siyasi nedenler ile açıklanabilir? Yani bu ne olabilir? Savaş olabilir, terör olayları olabilir, uluslararası anlaşmalar olabilir gibi. Hemen bakıyorum. Toprağın miras yoluyla bölünmesi arkadaşlar burası ekonomik oldu, olmadı. Ülke içerisindeki gelir dengesizliği bu da yine ekonomik bir durum. Savaşlar ve iç karışıklar işte burada siyasi nedenler var. İşte Ukrayna krizi gibi veya e, Filistin krizi gibi ya da Suriye ve Irak'taki sorunlar gibi. Uluslararası anlaşmalar ve nüfus değişimi işte Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele siyasi bir göçtür. Bu durumda cevabımız ne oldu arkadaşlar? E seçeneği 3 ve 4 olacaktır. Yukarıda verilen durumlardan hangileri mevsimlik göç içinde yer alır? Mevsimlik göç olacaksa ya kışın gideceksin ya yaz Yani yılın belli döneminde gidip sonra asıl yaşam alanına geri dönmektir arkadaşlar. Mevsimlik göç. Tarım için olabilir, turizm için olabilir. Eee İnşaat için hayvancılık için olabilir. Yaz mevsimde inşaatlarında inşaatla çalışmak için yapılan göçler dikkat edin zaten bir mevsim kavramı verilmiş burada. Bu geçici göçler içerisinde yer alır. Yaylacılık için hayvanlar ile dağların yüksek kesimlerine çıkmak belli bir sürede yani yazın yapılır. Bu da geçici göçtür. Demir çelik sanayinde çalışmak için İskenderun'a gelen kişiler burada yıl boyunca çalışmamız gerekir. Bu sürekli göçtür. Evleri baraj altında kalan kişilerin İstanbul'a göç etmesi zaten döndüğünde bir yerleşme yok, mecburen göç edecektir. Bu da sürekli göç içerisinde yer alır. Bu durumda cevabımız A seçeneği 1 ve 2 olacaktır. Buna göre yukarıda sözü edilen göç aşağıdakilerden hangisidir? Bir anlaşma Lozan Anlaşmasına göre arkadaşlar, Türk topraklarına yerleşmiş bulunan Rum Ortodoks dininde Dininden Türk uyruklularla Yunan topraklarına yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklular 1 Mayıs 1923'ten başlayarak zorunlu göç ettirilecek, zorunlu göç ettirilecek. Dikkat edelim buraya. Bu kimselerden hiçbirisi diğer devletin izni olmadan tekrardan yerine geri dönemeyecektir. Bu göçe biz ne diyoruz arkadaşlar? Mübadele diyoruz. Yani anlaşma göçü. İki devlet arasında yapan, yapılan anlaşmalarla iki ülke ne yapıyor? Nüfus değiştiriyor, change ediyorlar. Buna biz ne diyoruz? Mübadele göçü adını veriyoruz. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Burada bir soru var arkadaşlar. Ben emirdağlı olduğum için bizde çok fazla e, göç yaşanmıştır. Bununla ilgili bir soru sormak istedim arkadaşlar. Bakalım Türkiye'den Avrupa ülkelerine yapılan işçi göçleri ile ilgili haber hazırlayan bir muhabir Avrupa'nın farklı ülkelerine göç veren merkezlerden biri olan Afyon'un Afyon, e, Afyon Karahisar'ın Emirdağ ilçesindeki gurbetçilerle bir röportaj yapmış. Ve e, gurbetçilere şöyle demiş muhabir neden doğduğunuz büyüdüğünüz vatanınızdan göç etmek zorunda kaldınız Avrupa'da ne vardı ya da Emirdağ'da ne yoktu şeklinde bir soru sormuş ve e, cevaplarına bakalım. Buna göre demiş hangisinin göçü diğerlerinden farklıdır diye bir de soru sormuş arkadaşlar bakalım birlikte. Mesut evladım maddi imkansızlıklar çok fazlaydı ekonomik. Ee, çok bazarı mecburen e, göç etmek zorunda kaldık demiş. Zaten fakirdi, kaybedecek de neyimiz vardı demiş. Yani ekonomik nedenlerle göç etmiş ki bizim işçi göçlerin temelinde bu var. Zaten neyi kaybedeceğim ki benim elimde hiç para yok. Belki umudum Almanya, belki Belçika, belki Hollanda diye göç etmişler. Kubat şarkıcı Kubat'tandır bu arada. Bizim köyümüzdeki Tarlamız, tarlalarımız belli. Çok fazla kişiyi doyurmaya yetmezdi. Ne yapalım? Biz de yağ nasip dedik. Çıktık gurbete demiş. Bu da ekonomik. Miras ve tarlaların bölünmesi de ekonomiktir. Aziz, benim kimya alanımda çalışmalarım vardı. Bunları Türkiye'de yapmam zordu. Londra'daki üniversiteden cirazip teklif geldi ve gittim demiş. Sanki Aziz'inki biraz daha beyin göçüne doğru kayıyor arkadaşlar. İsmail biz 11 kardeştik babamın durumu da çok iyi değildi Ben de Belçika'ya gidip para kazanırım sonra tekrar ana vatana dönerim diye düşündüm Para kazanmak için gitmiş ekonomik Hakan Emirdağ'da iş yoktu çalışma alanı yok fabrika yok toprak yok Ne yapalım biz de düştük gurbetin yoluna demiş Bayağı bir arabesk girmiş Hakan Devam ediyoruz burada hangisi farklı o zaman arkadaşlar bu da ekonomik o zaman cevabımız ne oldu? Aziz oldu. Aziz'in yaptığı göç, beyin göçü, diğerleri ise işçi göçü yani ekonomik göçler olarak sınıflandırabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi beyin göçleri arasında yer almaz? Beyin göçü, bilim insanlarının daha iyi imkanlarda çalışmak için başka ülkelere göç etmesine biz beyin göçü diyoruz. Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın Amerika'ya göç edip çalışmalarını burada sürdürmesi beyin göçü arkadaşlar. Hindistan'da yazılım üzerine çalışma yapan bir kişinin çalışmalarına Kanada devam etmesi yine beyin göçüdür. Tıp alanındaki büyük çalışmaları bulunan Mehmet Öz'ün Amerika'da çalışması beyin göçüdür. Köln'de fabrikada çalışan ve Köln'e yerleşen vatandaşlarımız fabrikada çalışıyor demiş. Burası nedir arkadaşlar? İşçi göçü olacak. Devam ediyorum. Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde bulunan doktorların Akdeniz Üniversitesi'nde organ nakli çalışmalarında yer almak için Türkiye'ye gelmesi bu da beyin göçü. Aslında burada ne anlıyorum ben? Türkiye hem beyin göçü veriyor hem de beyin göçü de alıyor şeklinde yorumda yapabilirim. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacak. Diğerler hep beyin göçü ama D seçeneği işçi göçü arkadaşlar. Göç alan bölge ekonomik olarak güçlü ve planlı ise o bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Eğer planlı ise nitelikli iş gücü bölgeye gelir. Öyle her kafasını esen o bölgeye giremez. E, dolayısıyla nüfus artacağı için ticaret gelişebilir. Altyapı ve üst yapı sorunu yaşar mı, yaşamaz arkadaşlar? Cevabımız bu olacak. Sebebi ise güçlü bir ülke ve planlı. Her şeyi planlıyor ve ona göre alıyor. Süzgeçten geçiriyor. Bu yüzden bu sorunlar yaşanmaz. Göç alıyorsa genelde alacağı genç ve dinamik nüfustur. Kalkıp da 80 yaşındaki adamı göç olarak almaz arkadaşlar. Nüfusun artması ile geniş imkanlar ortaya çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Aslında güzel şeyler. Aslında göçün güzel tarafı sorulmuş burada. Kötü tarafı alt ve üst yapı sorunları bu şehirlerde olmaz. Beyin göçünün göç veren ülke için en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Benim örnek veriyorum. Fizik alanında çok 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 iyi bir profesörüm var. İyi bir bilim insanım var. Ama bu kalkıyor Türkiye'den Kanada'ya gidiyor. Ben neyi kaybettim? Gelişmiş insanımı kaybettim. Geleceğimi kaybettim arkadaşlar. Kanada ne yaptı? Benim geleceğimi aldı ve kendi geleceğinde kullandı. O da daha fazla gelişme gösterecek. Ülke nüfusu azalır. Bir iki kişiden çok da azalma olur ama etkilemez. Ülkenin yurt dışındaki reklamı olur. Yani öyle reklam olsa ne olacak? Para benim cebime girmiyor. Ülke iyi eğitim görmüş. İnsanını kaybeder, üzücü olan da bu arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Ülke içerisinde işsizlik ortaya çıkar, çok da değil. Yatırım yapacak kişi sayısı azalır. Önemli olan o adama yatırım yapmak arkadaşlar, bu da çok da önemli değil. Aşağıda 4 ülkeye ait doğal nüfus artışı ve gerçek nüfus artışı gösterilmiş. Buna göre hangi ülkeler Dış göç aldığı söylenebilir. Şimdi nasıl yorumlayacağız? Buraya bakıyorum. Doğal nüfus artışı bu da gerçek nüfusu. Bu kadar nüfus doğum olmuş ama nüfus bu kadar artmış. E geriye kalan nerede? Demek ki bunlar başka ülkeye göç vermiş. Yani eksi koyduğum göç vermiş. E o zaman 3 numaralı... Aynı durum bu da başka bölgelere göç vermiş. Ancak 2 numara ve 4 numaralarında dikkat edin. Gerçek nüfus artışı doğal nüfus artışından fazla. Ne demek bu? Başka ülkelerden göç almış. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi beyin göçü ile başka ülkelerden daha fazla göç almaktadır? Yani bize neyi soruyor arkadaşlar? Hangisi daha fazla gelişmiştir diye soruyor. Maalesef günümüzde arkadaşlar ABD, Kanada, Norveç, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre gibi gelişmiş ülkeler az gelişmiş olan Hindistan, Mısır, Pakistan, Malezya, Endonezya, Orta Asya ülkeleri gibi alanlardan beyin göçü alır. Hangisi daha fazla beyin göçü alır? Tabii ki Kanada olacak. İspanyolca dünyada en çok ülkede resmi dil olarak kabul edilen dildir. İspanya dışında özellikle Güney Amerika'da çok yaygındır demiş. Örneğin Küba, Arjantin, Şili, Peru, Uruguay, Porto Rico, Panama gibi ülkelerin resmi dili İspanyolcadır. Peki onlar da niye İspanyolca mı arkadaşlar? Çünkü zamanında oraya göç yaşandı. Peki oraya kim gitti? Coğrafi keşiflere ilk katılan Portekizli İspanyollar. Portekiz bir kısmına giderken İspanyollar daha geniş alanlara gitti. Bu yüzden onun sebebi nedir? Coğrafi keşiflerde yapılan göçlerdir. İspanyolcanın kolay öğrenilmesi değil. Ticaretle en fazla kullanılan dil değil günümüz İngilizce daha etkin. İspanyol nüfusunun bazı olması çok da fazla değil. Çin'inki daha fazla. İspanya'da turizm etkilerinin gelişmiş olması olmadı. Demek ki buradaki durum neymiş? Coğrafi keşifleri ilk katılan ülkelerden biri olduğu için oralara gitmiş ve resmi dilini de oraya götürmüş. Yukarıda verilen göçlerde hangileri yeni kurulan ülkelere yapılan göçler arasında yer alır? İç savaş nedeniyle 3,5 milyon Suriyen Türkiye'ye göç etmesi Türkiye yeni ülke değil olmadı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra Avrupa ve SSCB'deki Yahudilerin İsrail'e gitmesi çünkü yeni kurulan bir ülkeydi. Neyse yorum yapmayacağım daha fazla. Şu anki yaptıklarında siz düşünün artık. İçinizde ne geçiyorsa da söyleyin arkadaşlar. Üçüncüsü Kosova'nın bağımsız olmasından sonra dikkat edin Kosova'nın bağımsız olmasından sonra Arnavutluk'la yaşayan insanların Kosova'ya göç etmesi yeni kurulan ülke. Coğrafi keşifler ile Avrupa'daki insanların Amerika'ya göç etmesi burada coğrafi keşiflere bağlı olarak yapılan göç. O zaman cevabımız ne oldu burada? 2 ve 3 C seçeneği oldu. Aşağıda verilen faaliyetlerde hangisinin mevsimlik göç etkisi daha azdır? Mevsimlik göç olacaksa o ekonomik faaliyetlerin belli zamanlarda yoğunlaşması gerekiyor. Mesela tarıma yazın ihtiyaç duyulur. Turizm Turizm çeşidine göre mesela yaz turizminde yazın ihtiyaç yoktur. İnşaat ve hayvancılıkta yine yazın olur. Peki, Cevabımız ne oldu? B sanayi oldu. Sanayi ve maden gibi faaliyetler yıl boyunca yapılacak olan faaliyetlerdir. Burada mevsimlik işçi göçünden ziyade sürekli işçi göçüne ihtiyaç duyulur.